Uzaya ilk gidecek Türk kim olacak? Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. Dedi ki önümüzdeki yıl 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk'ü uzaya göndereceğiz. Ve bunun için kriterler belirlenmiş. Daha sonra bununla ilgili Teknoloji Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Bir haberi izleyelim. Uzaya gidecek ilk Türk ne gibi özellikler taşıması gerekiyormuş? Bir öğrenelim, biraz konuşuruz sonra. Evet, artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Süreç resmen başladı dedi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için bir Türk vatandaşına uzay yolu göründü. Yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi kabine toplantısı sonrası verdi. Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşı uluslararası uzay istasyonuna gönderilecek. Başvurular uzaya.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. 45 yaşından genç. Vedat Hoca, senin durum uymuyor. Başvurular arasından iki aday belirlenecek. İkisi de uzay yolculuğu için gereken eğitimleri alacak. Eğitimlerin sonunda adaylardan biri 2023 yılında uzay yolculuğu yapacak. İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Projenin diğer detaylarına gelince, başvuru yapanların kamu haklarından yasaklanmamış olması gerekiyor. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak şart. Çok iyi derecede İngilizce bilmek de istenenler arasında. Uzaya gitmek isteyenlerin boy ve kilo kriterleri de belli. Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun ise 43 ile 110 kilogram arasında olması gerekiyor. Uzay yolculuğunda sağlam bir bünye de şart. Adayların görme sorunu olmamalı. Protez kullanmamalı. Vücudunda platin veya vida bulunmamalı. Tüm eklemler normal hareket açıklığına sahip olmalı. Kalp hastaları, panik bozukluk, bipolar rahatsızlığı olanlar da aday olamayacak. Seçilen iki aday, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek. Başvuru tarihi 23 Haziran saat 20.23'te sona erecek. Kadir, sen de ben de kaybettik. Sen Evet. yaştan kaybettin, ben görme Yaştan sorunundan, gelene kadar gözlükten ayakta kaybettim. platin var. Her yer biz tam çürükmüşüz Yani ya. sende platin de var. Yani yarın öbür gün uzayda hayat olsa, Mars'ta falan biz gidemeyeceğiz. Yani Sen, burada evet, biz bırakacaklar bizi. senle ben kalacağız burada. Ben gözlükten kaybediyorum. Ya biraz esprisini yapıyoruz ama şimdi biz gelecek yıl gidecekmişiz 2023'te. 23 Haziran'a kadar başvurular yapılacak. Hadi oradan seçmeler desek sonbaharı bulur gibi hani ilk Türk kim olacak diye. Fakat biraz baktım astronot eğitimleri yani uzaya o uluslararası uzay istasyonuna gitmek için eğitimler 18 ile 36 ay arası sürüyor. Yani en az 1,5-2 yıl bir eğitim almak gerekiyor. Hani bu eğitim de öyle böyle değil. Çünkü uzay dediğimiz yer burayla hiçbir alakası yok. Bir kere yer çekimsiz ortam. Orada bütün ağırlığınız olmuyor. Boy uzuyor. 3-5 santim boyunuz uzuyor. En Şeyi söyleyeceğim. 1,90,5 santimden İşte boy sonrası şey yapıyor evet. da hayır kaç santim olursa ne olur. Çünkü yer çekimi olmadığı için böyle eklemler açılıyor. 3-5 santim boy uzuyor. Bir şey okudum uzaya çıktığınız zaman hiçbir estetikçinin yapamadığı kadar yüzünüz geriliyormuş. Karnınız düzeliyormuş. Çünkü oradaki Öyle o şeyden görüntüler var dolayı. ya. Birçok şeyler var. Mesela çok bu eğitimler de zor eğitimler, kolay eğitimler değil. İşte 60-70 metre suyun altında yer çekimsiz ortamda çalışma eğitimi alıyorlar. Tıp eğitimi alacaklar, fizik alacaklar, uzay mekaniği, robotik, işte bir büyük bir jeti kullanma pilotluk eğitimi almaları gerekiyor. Ve birçok sağlık sorununu atlatmaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, bir yerde duruyorsun,
sıfır kilometre bir şeyin içindesin. Hatta bir astronot diyor ki bir boş patates çuvalı gibi diyor. Orada bekliyorlarmış fırlatma anını ve birçoğu o sırada